Manşete hoş geldiniz. Kobani davasında kararlar açıklandı. Ve bugün Türk yargı tarihi açısından gerçekten kara bir gün. Türk kelimesini kullanırken ezbere konuşmuyorum. Özellikle kullanıyorum burada. Türk yargı tarihi açısından cezalar geldi. Elbette beraat ve tahliyeler de var. Fakat başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere belli başlı isimlere hapis cezaları verildi. Selahattin Demirtaş'la ilgili karar açıklanırken mahkeme e, duruşmaya ara verdi mahkeme başkanı. Sonrasında e, kararları okumaya belli ki devam edecek. Ben de o arada bu yayını çekiyorum ama olayın rengi belli oldu. Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan başlamak üzere 20 yıl, 4 yıl, 1 yıl farklı farklı suçlar, farklı farklı suçlamalarla Demirtaş'a istenen ceza 30 yılı geçmiş durumda. Ve işte ertelemesiz tutukluluk halinin devamına falan gibi de koşullarla Demirtaş bu davada mahkum oldu. Yine aynı şekilde Figen Yüksekdağ o da 30 yılın üzerinde cezayla topladığınızda farklı farklı suçlardan cezaları topladığınızda 30 yılı geçiyor. Bu iki isim önemli çünkü Kobani davasında HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ. Elbette başka isimler. Başka e, kimi isimler açısından sevindirici, kimi isimler açısından düşündürücü kararlar da var. Mesela Altantan ve Ayhan Bilge'nin beraatine karar verildi. Ve bu şaşkınlıkla karşılanmadı. Beklenen bir şeydi. Detaylarına girmeyeceğim. Ayla Akata 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk süresi göz önünde bulunduğu tahliye edildi. Güzel haber. Sebahattin e, Sebahat Tuncel e, hakkında tahliye kararı verildi. Gültan Kışanak. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama tutukluluk süresi dikkate alınarak yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi gibi kararlar var. Ayşe Tuğluk'un ki daha önce sağlık nedenleriyle beraat, e tahliye edilmişti. Beratine e, karar verildi. böyle kararlar var. İşte Cihan Erdal Dilek Yağcı 16 yıl hapis gibi. Emine Aynaya 10 yıl hapis cezası fakat yurtdışı e, yasayla tahliye gibi. Beyza Üstün için beraat gibi kararlar var. Alp Altınörs, en ağır cezaları alanlardan biri. 18 yıl hapis cezası aldı. Yine ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Ali Ürküt, devletin birliğini bozma eylemine yardım vesaire suçundan bir ceza daha falan neyse. Yani 20 yılı 30 yılı geçen cezalar söz konusu oldu. Ama en dikkat çekici ceza ki onu da sona bıraktım. Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi ki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk seçildi. Şimdi bu kararın ardından... E, tutuklanarak cezaevine mi konacak, ne olacak, bu karara itiraz mı edilecek... ...karar kesinleştikten sonra mı, ne olacak, onu göreceğiz. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na... ...üçüncü kez seçilmesine rağmen Ahmet Türk'e daha önceki iki dönemde de bir türlü bu işi... E, ...yaptırmadılar. Şimdi gene 31 Mart seçiminden sonra iş oraya gidiyor gibi görülüyor... Görüntüleri izliyorsunuz. Dört farklı açıdan çekilmiş mahkeme salonundan görüntüler bunlar. Davayı takip eden gazetecilerin çektikleri görüntüler. Kobani davasında karar açıklanırken avukatlar mahkeme salonunu terk etti. Başlığıyla verildi bu videolar paylaşıldı ve avukatların salonu terk etmesi görülüyor ki zaten hani Sincan'daki mahkeme salonu hakkında da bir fikir vermesi açısından da ekrana getirdim. Kürt Siyasal Hareketi bir kere daha... Çok ağır bir e, sınavdan geçiyor ve e, bu kararlarla e, kara bir gün daha yaşıyor. Enteresan. Yani mahkeme başkanı düşünebiliyor musunuz? HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezasını okurken yoruldum diyerek ara veriyor. Ve işte 30 yıllık ceza okunu belli ki başka cezalarda gelecek yani. Bunun üzerine ek eklemeler olacak ve işte belki müebbet vesaire neyse bilmiyoruz böyle bir şey. Yani Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ve diğer hüküm giyen isimlerin epey bir süre daha cezaevinden tahliyesi pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlar olurken acayip bir şey oldu. O görüntüleri ekrana getiremiyorum. telif hakları meselesinden dolayı. Tüm bunlar olurken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu Sırrı Süreyya Önder yönetiyordu. Meclis Başkan Vekili sıfatıyla. Ve yani Acayip bir şey ee, hakkında yani 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen kişi yani ve orada işte bir takım milletvekilleriyle konuşuyor bir takım milletvekilleri kendine sataşmış veya parmak sallamış falan filan yani ona cevap verdi ee, onun videosu da var ee, sosyal ağlarda görebilirsiniz enteresan yani bir yanda dava arkadaşları ağır hapis cezalarına mahkum olurken kendisi de aynı davada yargılanan ama milletvekili olduğu için dokunulmazlığı söz konusu olan Sırrı Süreyya Önder de muhtemelen dokunulmazlığı olduğu için dosya ayrılacak ya da işte meclise fezle, fezleke seçilecek. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Yani 2024 yılı 16 Mayıs'ından gerçekten tuhaf acayip bir tablo. Geçmiş olsun. Fakat bu karar her şeyin sonu değil. Bu karar her şeyin bittiği manasına gelmiyor. Bu tutsaklar Kürt siyasal hareketi tutsakları, Kobani davası gibi bir davayla siyasal olarak orada tutuluyorlar. Dava siyasidir, karar siyasidir ve siyasetin değişmesiyle, normalleşmesiyle, kendine gelmesiyle, aklını başına toplamasıyla gün beklemeksizin serbest kalacaklardır, tahliye olacaklardır ve geçirdikleri içeride geçirdikleri sürede Türkiye Devleti tarafından tazmin edilecektir. Edilmesi de gerekir. Tüm hakları iade edildikten sonra bu böyledir. Tutsaktırlar, esirdirler. Ankara'nın, Erdoğan'ın, Erdoğan rejiminin, AKP MHP rejiminin esiridirler, tutsağıdırlar. Normalleşme. Hangi normalleşme? İşte dün Dem Parti İstanbul örgütü bu tweet'i paylaştı. Sabah saatlerinde parti meclisi il ilçe yöneticilerimiz, çalışan üyelerimizin aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine polis baskınıyla gözaltına alındı. Hangi normalleşme? 62 ilde FETÖ operasyonu 544 gözaltı. 22 21 aktif kamu personeli. Hangi normalleşme? Böyle devam ettiği sürece uzun yıllar boyunca benzer haberleri göreceğiz. Bir bu kaldı. Yani adli tıpta yani adli tıp isterse tahliye olurlar. 28 Şubat paşaları yaş ortalaması 81'i aşıyor. Cumhuriyet gazetesi manşetten götürüyor belli periyotlarda. Herhalde tahliye olduktan sonra eski paşalar ki muhtemelen ben tahliye bekliyorum. Ya adli tıp kararıyla ya cumhurbaşkanı kararıyla bir şekilde tahliye olacaklar. Olmaları da gerekir zaten. Ne olursa olsun neden yargılanıyor olurlarsa olsunlar. O zaman acaba mahalle tamam normalleştik diyecek mi? Yani bir bölümü diyecektir. Diğer hiçbir şeye bakmadan, diğer konulara bakmadan. Bakın bir etki ajanlığı meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi geliyor. Yani Yeni Şafak'ta haberi çıktı. Devlet Bahçeli Teyit etti iktidardan bir yalanlama gelmedi yani acayip bir şey acayip bir şey Türkiye yani öyle bir cümle var ki Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanları casusluktan yargılanacaklar yani lehte gibi görünüp aleyhte kamuoyu oluşturma suçundan. Yaptığınız her şey, bir miminiz, bir hareketiniz, bir RT'niz filan bile bu kapsama girebilecek ve casusluktan içeri atabilir size herhangi bir savcı. Hangi normalleşme, hangi yumuşama bu geliyor. Ondan dolayı da kimse artık konuşamıyor. Kimse paylaşamıyor. Kimse empati yapamıyor. Yani CHP lideri de bir haftadır Arapça tabela meselesinde kalesindeki topu çıkarmaya çalışıyor. Gelen nokta bu. Ben bir şey söyleyince de ya ne istiyorsun diyorlar. Ya ben bir şey istiyor veya istemiyor halim yok. Manzaranın fotoğrafını çekiyoruz. İkazlarda uyarılarda bulunuyoruz. Keşke sorumlu mevkide olan insanlar gereğini yapsalar. Kim kimi operasyon çekiyor. Şimdi sıcak, sıcak gündem ki KC'yi yazdıran da bana o. Karşı darbeye döndü olay. Yani Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasıyla açığa çıkan konu işte bu Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden esen fırtınadan bahsediyorum karşılıklı operasyona döndü yani devlet bahçeli dedi ki cumhur ittifakına birileri operasyon çekiyor darbe yapıyor 17-25 aralık vari iktidar tuzak falan gibi kelimelerle yetindi hani bir iki kumpas kelimesini de duydum ama darbe demedi iktidar çevreleri hiçbir biçimde tuhaf bir noktaya evrildi yani mhp'nin devlet bahçeli'nin Detaya girersek çıkamayız. Yani gerçekten Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına bakacaksınız. Sinan Ateş soruşturmasına bakacaksınız. Gezi tanık ifadesi nerede, ne zaman, ne şekilde ortaya çıktı filan neyse. Fakat olan şey şu. MHP lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden bir takım polis müdürlerinin bu suç örgütü, tırnak içinde söylüyorum hepsini veya bu iddianame üzerinden bir şeyler çevir çevirdiğini filan iddia ederek o polis müdürlerine operasyon yaptı. Ve Ayhan Bora Kaplan'ı şey yapan işte bu şekilde ensesine çökerek gözaltına alıp tutuklayan polis müdürlerinin hepsi gözaltına alındı. Belki tutuklanacaklar. Ve dedi ki bunlar Cumhur İttifakı'na darbe yapıyorlar. Bir operasyon içerisindeler. 17-25 Aralık polisleri gibi, savcıları gibi. Tuhaf. Yani bugün Türkiye'de 10 yıl sonra hangi polis, hangi gizli tanık ifadesiyle bu hükümete Böyle bir şey yapacak, hangi savcıya kabul ettirecek, hangi mahkeme filan harekete geçecek. İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar. Hemen her şeye hakim, her yerde kendi adamlarınız var, hepsini de mülakatla getirdiniz. 10 yıldır altını üstüne getirdiniz emniyet ve yargı camiasını. Ondan sonra Ankara Emniyeti gibi bir yerde müdür, müdür yardımcısı pozisyonunda insanlar sizi operasyon çekecek. Kargalar bile güler buna ama Devlet Bahçeli anlatıyor işte. Sonra hepsini gözaltına aldılar. Şimdi amaç şu Ankara Emniyetini MHP'nin istediği çerçevede dizayn etmek. İstanbul Emniyetini MHP'nin istediği çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü'nü neyse dizayn etmek belli yerlere isimleri getirmek. Yani MHP'nin iktidara karşı darbeşi. İktidar da bunu şu anda takip ediyor sadece. Erdoğan ses vermedi zaten darbe filan falan da demiyorlar en fazla tuzak kelimesini kullanıyorlar. Gazete Pencere'den Nuray Babacan hükümette içişleri krizi bakan operasyonu mu bakan o operasyonu mu? Yani bu olay Eninde sonunda İçişleri Bakanı'nın Ali Yerlikaya'nın ve ekibinin başını yiyecek gibi e, duruyor. Evet. O arada 17-25'e darbe diyen Bahçeli kitap çıkarmıştı 17-25 günlerinde. 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. 3 cilt kitap çıkartmıştı. Piyasada var mı hala bilmiyorum. Bir sene sonra 2014'te 17-25 rüşvet ve yolsuzluk haftası ilan etmişti. Can Dündar'ı kabulünde odasındaki saati dijital saatin pilidin çıkartarak durdurduğunu 17.25'te durdurduğunu anlatmıştı. 2015 yılı sonuna kadar da bunu sürdürdü Devlet Bahçeli. Kırmızı çizgimiz şu bu falan vesaire. Fakat sonra ne olduysa tuhaf bir şekilde darbeye döndü. Şimdi herkes de aynı söylem. Bir de yani bu aktörler değişmiyor arkadaş. Yani bizim çocukluğumuzdaki gençliğimdeki gizlideki isimler Değişmiyor. Siyasette de değişmiyor. Futbolda da değişmiyor. İşte Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe'nin başına geliyor. Aynı laf. Aynı söylem. Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı yapılmalı. Bitmez bu söyleyeyim bak. Biz gideriz. Çocuklarımız gelir. Onlar gider. Onların torunları. Bitmez. Çünkü öyle bir şey kurdular ki. Yani öyle bir söylem öyle bir diskur inşa ettiler ki iltisak falan işte o onun kayınpederi, o onun bacana, o onun eniştesi, bunun dedesi böyleydi. İşte hakkında soruşturma far falan. Yani onda yani çocuklara ve onların çocuklarına yürüyen bir şey. Yer yerde topluyorlar bunları. Gözaltına alıyorlar çocukları falan. Direkt işte oda da siciline işleniyor. Hayat boyu özelden ve kamudan yasaklama amaçlı bir şey bu operasyon. Ama öyle olması da gerekmiyor. Eskiden güvenlik soruşturmaları vardı yanılmıyorsam askeri okullara falan giderken eğer ailende biri veya baban annen neyse e, ...tutuklanmışsa veya işte hüküm giymişse... ...asker olamıyordum veya polis olamıyordum. Böyle şeyler vardı. Şimdi hala kaldım bilmiyorum. E, benzer bir şey... ...bu şekilde yürüyecek. Ailende biri varsa bu, o, o sicil... ...zaten orada kimliklere falan çip koydular. O çiplerde siz görmüyorsunuz ama... ...devlet görüyor. İlgili mekanizmalar görüyor. Ya yedi ceddiniz... ...bu mirası alır devam ettirir... ...sürdürür. Böyle bir şey inşa ediyorlar. Eğer aklınızı başınıza toplamazsanız. Yoksa işte görünen kavga bu. Bu, bu, bu it dalaşı. Yani bu darbe diye sunulan bir karşı darbe. MHP'nin karşı darbesi. Cevheri Güven ülkücü darbe demiş. Evet doğru ülkücü darbe. Bütün boyutlarıyla aydınlanmıştır aşağı yukarı. Ayhan Bora Kaplan meselesi ve Sinan Ateş cinayeti. Fakat işte şu anda mahkemeler falan üzerinden sulandırma cephesi cephe, e, devrede ve bunlar araç olarak kullanılarak iktidarı, iktidarını tekrar muhkemleştirme, tahkim etme. Evet. Yani e, sormuyorlar. Kimse de sorgulamıyor mahallere. Ya arkadaş her yere sen mülakatsız adam almışsın. Şimdi Ankara bizi, emniyeti bize operasyon çekiyor diyoruz. Yani 10 sene sonra. Tükürmezler mi suratına? Ya bir dakika arkadaş her yeri tutmuştunuz hani demezler mi? Gizli tanık ifadesine iddianame falan çıktıktan sonra işte Erdoğan'a yakın isimler falan eklenip veya Erdoğan'a yakın bakanlar saraydan bir takım isimler eklenip bak işte Erdoğan'a operasyon çekiliyor falan demeye getiriyorlar. Ya yani partinin çaycısını bile alamazsınız. Ne diyorsun sen yani? Bir gizli tanık ifade verecek. Polis onu tutanağa geçirecek. Savcı da bununla işlem yapacak. Mahkemede karar alacak. Erdoğan'ın yakınlarına operasyon çekeceksiniz. Ölme şeyim ölme beni dağlarda. Yani hayatın Türkiye'deki hayatın normal akışına ters yahu bu. Ayrıca yani e, gizli tanık dediğiniz kişi Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan'ın ikinci adamı diyorsunuz. Onu da örgütten yargılıyorsunuz. Ayağına elektronik kelepçe vuruyorsunuz. Sonra da gizli. Yani hem sanık hem de tanık. Nasıl oluyor bu? Yani teamüller de alt üst. Ayrıca e, soruşturma bittikten sonra polisin işi biter. Hala polis ifadesini alıyor filan. Yani polis niye ifadesini alıyor? Soruşturma bitmiş iddianame çıkmış. Ocak ayında galiba iddianame kabul edildi. Polisin işi bitmiştir. Eğer bir gizli tanık varsa o gider mahkemeye ifade verir. da Ayağında kelepçeyle, elektronik kelepçeyle 9 kez ihlal etmiş bunu. Hatta birinde de bir gece kulübüne gitmiş sevgilisiyle beraber orada işte tehdit mesajlarından dolayı tekrar vurmuşlar bunu falan. 9 kere ihlal etmiş hiçbir işlem yapmamışsınız. Yani olması gereken adresten çıkmış. Dokuzuncuda da yurt dışına çıkmış. Elini kolunu sallayarak gitmiş. Şimdi de yurt dışından polislere ifade veriyor ve o ifadeler üzerinden hükümete darbe falan soruşturması açılıyor veya söylemi götürülüyor. Acayip yani. Yani son soru da şu. Bu operasyon çeken polisler yürek mi yedi? Yani neye güvendiler de kendilerini yaktılar? Yani basiret bağlanması mı? Başka bir şey mi? Kafayı yemiş olması lazım. Bir polisin, bir polis müdürünün bir ekiple beraber Devlet Bahçeli'ye veya Erdoğan'a veya Erdoğan'ın adamlarına veya İçişleri Bakanlığı'na filan neyse Emniyet Genel Müdürü'ne operasyon çekmesi için. Yani. Ya da bir yerlere, bir şeylere güvendi veya bir sayık hareket etti. Ondan sonra da üstü başı battı. Bir de yani işin sabah grubu da var. Yani sabah ATV grubu Adeta MHP söylemini almış götürüyor. Yani Erdoğan ve ad sabah ATV grubu Erdoğan'ın medyasıdır. Erdoğan'ın işte damadı, adamları ailesinden kişilerin oraya atandığı ve tam anlamıyla bir 10 yıldan uzun bir süredir Erdoğan medyası aile medyası olarak yürüyor. Sabah ATV Turkuaz grubu. Şimdi işte Abdurrahman Şipşek isimli mit iltisaklı kişi paralel ihanet çetesi diyor filan falan kumpas diyor filan. İşte diyor ki sonra da işte Erdoğan buna diyor sert cevap verecek grup toplantısında. Erdoğan grup toplantısında hiç girmiyor. Arkadaşın birinci çuvallaması. İkinci çuvallama kirli kumpasta yeni detay 280 kişiyi takibe almışlar diyor. İlk defa emniyet genel müdürlüğü yok böyle bir şey yasa dışı dinleme yapıldığıyla ilgili çıkan haberler asılsız kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır diyerek büyük harflerle yalanlama geçiyor. Buna rağmen de haberin hala arkasında durmaya devam ediyorlar onu silmiyorlar ertesi gün gazetelerine basıyorlar. Acayip bir şey. En sonda dün gece ikinci bir gizli tanık var deyip gizli tanıklar üzerinden iş tutmaya devam ediyorlar. Aynı kişi aynı ekranda. A Haber ekranında. Acayip. Yani... Ee, ben bunu yorumlarken ya sabahı Milliyetçi Hareket Partisi ele geçirdi ya da Erdoğan yeni oyun kuruyor dedim ki yani bütün bu konuların Erdoğan'ın medyasında Erdoğan'a veya saraydaki ekibine rağmen yapılması çok olanaklı gözükmüyor. Bakın işte bu da Sabah Gazetesi'nin bugünkü orta sayfada ve manşette e, ki manşeti tıpkı 17-25 Aralık'taki gibi kumpas farklı taktik aynı başlığıyla görmüş. Devlet bahçeli ağzı. Ama Erdoğan girmedi bu toplara. Enteresan. Enteresan yani. 280 isme hukuka aykırı takip. Bunu da girmişler bugünkü gazetede. Ama emniyetin yalanlaması yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani acayip bir darbe karşı darbe. Karşı darbeye karşı darbe. Şeyisi yaşanıyor. Ve beyin yakan bir olay yani. Tam anlamıyla beyin yakan bir olay. İş nereye gider ne olur. Bunu zamanla göreceğiz. Fakat. Ana gündem. Ne bu ne o ne öbürü ne şu bu. Yani. Millet kan alıyor yahu. Ben Aralık 2022'de yani bundan tam bir buçuk yıl önce Big Mac hani Big Mac endeksi diye de bir şey var. McDonald's'ın e, hamburger menüsü. Big Mac demelerinin nedeni de içinde iki köfte olduğu için. Bütün dünyada vardır. En popüler McDonald's menüsüdür. Ve bunun üzerinden bunun fiyatlandırılması üzerinden bütün dünya ekonomi çevrelerinde McDonald's endeksi diye de bir endeks oluşmuştur. Yani hangi ülkede Big Mac hamburger kaç paradan satılıyor, artış ne düzeyde filan falan diyerek enflasyon değil ama Big Mac endeksi takip edilir ve bu yer yer yılda birkaç kere haber yapılır. Şimdi oradan hareketle ben 2022 bu ekranda. 30 Aralık 2022'de bu grafiği getirmiştim ve demiştim ki işte bu grafiği yaptım e, kaynağından bularak, araştırarak, belgeleyerek. 15 Aralık 2018'e kadar geçerli Big Mac e, menü fiyatı yani Aralık 2018 Big Mac menü fiyatı 13.95'ti. Yani bu, bu tamamen gerçek e, ilana dayalı, gerçek fotoğraflara dayalı. 30 Aralık'ta gittim kendim kestim. 30 Aralık'ta McDonald's'ın sitesinden. 30 Aralık 2022'de Big Mac menü fiyatı 99 TL olmuş. Bu Burger, işte hamburger, chips ve içecek. Görülüyor. Fark %609'du. Yani 2018'den 22'ye 4 yılda %609. 6, kat, 6 kere katlanmış. Peki şimdi ne? Şimdi bu. Şimdi soldaki grafik biraz evvel ekrana getirdim. Sağdaki de bugünkü veri. Bugün yani 16 Mayıs gene McDonald's'ın sitesine gittim. Türkiye sitesinden kestim. Bugün 16 Mayıs 2024 itibariyle Aralık 2018'e göre fark %1756. Artık yani beyin yakan bir şey bu. Aralık 2022'ye göre ise fark yani bir buçuk yılda Big Mac endeksi bir buçuk yılda sadece %247. Sonra da %60 enflasyon açıklıyor. Ağababalar. Yüzdelerle sizi boğmayayım. Aralık 2018'de 13.95 miş efendim hamburger menüsü. Aralık 2022'de 99 lira olmuş. Şimdi Mayıs 2024'te 245 lira. Yani en büyük banknotla bir hamburger ba menüsü alamıyorsunuz Türkiye'de. Durum bu. Bir başka grafik daha çarpıcı. Ülkedeki en zengin %1, %5 ve %10'luk kesimdeki nüfusun toplam gelirden aldığı paylar sıralanmış ve Türkiye'de %70 Türkiye'de %70 %10 geliri yani Türkiye'de özür dilerim %10, %70 geliri paylaşıyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın en zengin %10 en zengin %10 Türkiye'de gelirin yüzde yetmişini alıyor. Yani bir yönüyle toplam ekonomi, toplam para, toplam servet, toplam hasıla neyse onun yüzde yetmişi ülkenin yüzde onuna gidiyor. Yani daha daha açarak söyleyeyim. 80 milyonsa Türkiye bunun 8 milyonu gayet güzel yaşıyor. Ama onun dışındaki 70 küsür milyon kana alıyor. Bu durum budur ve bu makas gittikçe açılıyor. Bu makas açıldıkça da halkın iki yakası bir araya gelmiyor. Onun için o 8 milyondur. Tatillere gidenler, lüks otellerde kalanlar, Instagram'lardan bunu paylaşanlar, re restoranları dolduranlar, İstanbul'daki restoranların dolu olmasının bir manası yok. Ayrıca İstanbul'da e, yeteri kadar restoran da yok. Olan 50 tane, 100 tane restoranın doluluğuyla falan ya işte bak hani millet fakirlikten kırılıyordu falan gibi edebiyatlar boştur. Millet fakirlikten kırılıyor evet ama %100'ü kırılmıyor. Gösteriyorum %10'u %70'i alıyor. Gelirin yüzde %70'ini alıyor. Durum bu. Ve bununla da bağlayalım yavaş yavaş. Dış politikada bir takım gelişmeler vardı. Gürcistan'la ilgili Slovakya Başbakanı vuruldu. Ee, onunla ilgili onları artık bir sonraki yayına e, bırakayım. Çok önemli böyle değinilmesi gereken bir şey olsaydı değinirdim. Fakat e, Kobani davasındaki tutukluluklar. Açıklanan kararlar ve işte e, hapis cezaları bununla e, bitirelim. E, yeni bilgiler var mı diye bakıyorum. Mahkeme en son Selahattin Demirtaş'ın kararı açıklanırken ara vermişti. Ama belli ki henüz geri dönmemişler. Tutukluluk halinin devamı ve şu an itibariyle en az... 30 yıl hapis cezası görülüyor. Hem Selahattin Demirtaş hem de Figen Yüksekdağ için tahliyeler var, beraatlar var. Başta da söyledim. Bu konuyla ilgili e, kararı, kararları ilerleyen dakikalarda, saatlerde daha net ve ayrıntılı bir biçimde zaten internet sitelerinde de bulursunuz diyor. Ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Cuma tekrar buluşmak umuduyla.